değerli izleyiciler. Bir Bilgi Eklemaları programına da hoş geldiniz. Bu hafta şiddeti konuşacağız. Erkek egemen sistem tarafından her geçen gün örgütlendirilen, her geçen gün kadınların aslında toplumların hayatlarını alt üst eden, örgütsüz bırakan, öz savunmasız bırakan bir sistemden bahsedeceğiz. Şiddet meselesi çok yeni bir mesele değil ama her geçen gün aynı zamanda form değiştiren, her geçen gün alanlarını daha da genişleten aslında bir saldırı biçimi. Konuğum sevgili Elif. Elif'le bugün konuşacağız. Hoş geldin Elif. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Maalesef ki şiddet her geçen gün artıyor. Ee, biraz aslında sürekli konuştuğumuz, üzerine sürekli sohbet ettiğimiz, çalışma yürüttüğümüz, mücadele yürüttüğümüz bir alan olmasına rağmen, özellikle erkek devlet şiddeti korkunç düzeylere gelmiş durumda. Yine de bu kadar yaygın olarak kullanılmasına rağmen şiddet hala böyle bir kaba dayak. ...fiziksel şiddet olarak e, toplumun algısında da yer almaya devam ediyor aslında. Yani başlamadan önce biraz e, burayı açabilir miyiz? Esas şiddeti nasıl tanımlamak lazım, nasıl ele almak lazım? Yani şiddet aslında her ne kadar e, günlük hayatımızın her anında, yaşamımızın her alanında yer alsa da... ...çok tanıdık bir e, kavram olsa da bizim için aslında tarihini köklerini binlerce yıl öncesinden alan bir olgu. belki biraz kavram olarak açmak gerekir. Şiddet Arapçada zend kelimesinden geliyor. Türkçede baskı, zor anlamlarına karşılık geliyor. Kürtçe'de örneğin zor desti tundi e, kelimeleriyle ifade ediliyor. Yani bu genel anlamda hangi dilde kullanırsanız kullanın, sosyal hayatta bir kişiyi e, hayattan e, hayatta pasifleştiren e, ya da pasifleşmesine neden olan baskı ve e, zor aygıtları kullanılarak e, kişinin iradesi üzerinde bir kırılma yaratan e, genel anlamda kırılma yaratan ve e, kimi zamanda işte yok etmeye dönük e, bir olgu. Ee, uluslararası sözleşmelere bile baktığınızda aslında ge yani genel evrensel bir tanıma baktığınızda e bu şekilde aslında e kaynağını her ne kadar bu şekilde alsa da tanım olarak e daha çok işte oluşum şekilleriyle birlikte e tanımlıyoruz şiddeti. Yani nedir işte fiziksel şiddet diyoruz, psikolojik şiddet diyoruz, cinsel şiddet diyoruz, sözel şiddet ve ekonomik şiddet diyoruz. Evrensel anlamda beş türde kendini gösterir ve bu şekilde tanımlıyoruz. Yani nasıl oluştuğuyla ilgili e, tanımlıyoruz ama nasıl oluştuğundan öte, çünkü bu bizim zaten çok tanıdık olduğumuz bir durum, nasıl oluştuğundan öte belki nereden kaynaklandığına e, odaklanmadığımız için, bunun tespitini doğru yapmadığımız için belki de bir türlü çözüm bulunamıyor. Doğru aslında tam da buraya da bağlamak gerekiyor. Yani şiddet sanki... Sadece bugün işte seni saydığın o beş türde gerçekleşen ve biraz da çağa ait bir kavrammış gibi özellikle kadınla bütünleştirilmiş bir kavrammış gibi e, anlıyoruz, algılıyoruz aslında. Biraz geçmişine baktığımızda aslında şiddet nereden çıkmış, ne zaman çıkmış? teorisyenler teorisyenlerde diyor ya mesela hatta ben şeyi hatırlıyorum geçen sene mecliste kadına yönelik şiddetle ilgili bir tartışmada sözde ünlü bir profesör işte kalkıp şey dedi şiddet ayı geninden kaynaklanıyor. İşte erkeklerin bilmem e, testosteron hormonlarının fazla olması şiddete daha meyilli gösteriyor. Bunu açıklarken aslında çok psikolojik, biyolojik verilerle açıklamaya çalışan bir şey var, sistem var aynı zamanda. Ama böyle mi? Yani insan gerçekten sürekli şiddet uygulamaya meyilli mi? Bunun hiç olmadığı, şiddetin olmadığı toplumsal bir form hiç mi olmamış? Nereden çıkmış? Nasıl bugüne gelmiş? Ee, örneğin şiddet mağduru kadının e, işte bütün sözü, davranışı, yaklaşımı vesaire şiddeti sanki hak ediyormuş gibi bir yerden e, ele alıp buna gerekçe oluşturup sonrasında da faili aklamaya dönük çok ciddi bir şey örülmüş e, bu dönemde. E, ama şiddetin işte bahanesi ve gerekçesi olmaz diye temel sloganlarımızdan birini de kullanırken aslında bunun tarihsel şeyini de açıklamasını da yapıyoruz. Şiddetin temel kaynağının son yıllarda sanki işte sadece toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklanıyormuş gibi belirtilmesi aslında bizi yanılgılı bir tespite götürüyor. Ve bin yıllar önce işte ilk iktidar ve tahakküme dayalı bir sistemin üretildiği dönemlerde cinsiyetçiliğin de bununla beraber eleştirilmesi ve bir ideolojik aygıt olarak erkek egemen sistemin kendi ideolojisini üretmesi olarak devreye koyması ardından şiddet de bunun bir parçası ve bunun bir aracı olarak aslında hayatımıza girmiş durumda aslında şiddete baktığınızda aslında bütün erkek egemen sistemin kendisi iktidarcı bir zihniyet ve forma sahip olduğundan şiddet dediğimiz şey sadece kadın için geçerli değil. Evet belki kadın üzerinden daha çok gerçekleşiyor ya da kadının hayatını bir bütün etkiliyor ama bütün toplumun ya da bütün bir doğanın, bütün bir evrenin aslında şu anda karşı karşıya kaldığı ve neredeyse artık yok edilme düzeyine geldiği kırıma uğratıldığı bir araç. Ciddi bir araç. Ee, bu, ama kadına yönelik şiddet dediğimizde de bunu e, kavram olarak e, kendisini aslında cinsiyette dayalı, cinsiyet temelli bir şiddet olarak tanımladığımızda karşımıza da şu çıkıyor cinsiyetçilik. Yani şiddetin tüm kökenine, tüm tarihsel kökenine gittiğimizde e, karşımıza çıkan bu cinsiyetçiliği de şifre etmeden bu cinsiyetçiliğin bütün diğer alanlarla ya da bütün bu sistem ölürken kapitalist sistem de dersiniz, aterkes sistem mi dersiniz? Hepsi zaten bir bütün ve birbiriyle kardeş. Ee, hangi sisteme el atarsanız zaten aslında altından cinsiyetçiliğin çıktığını deşifre etmeden bugün şiddetle baş etmek de çok mümkün olmuyor. Bir yandan da aslında bu cinsiyetçiliğin de bir tarihi var. Yani aslında baktığımızda kadınların kapatılması, kadınların bedenlerinin ayıplanması, kadının sözünün ayıplanması çok zaman içerisinde aslında mitolojinin, felsefenin, bilimin, bugün modern ulus devletlerin aslında sürekli kadını böyle bir zayıf, narin, masum işte da şeytanla işbirliği yapan, aklı sadece cinliklere çalışan, fitne fesat dolu bir varlık olarak tanımlamasıyla da çok yakından alakalı. Bugün bu tanımlamalar belki bakıyoruz mesela 2000 3000 yıl önce bir hikayede, bir efsanede geçmiş. Bugün çok canlı yaşatılıyor ama hala kadına dair tanımlamalar içerdiği zaman bunun kendisi şeyi de gösteriyor bir anlamıyla. Yani şiddet sadece cinsiyetçilikle e bu söylediğin gibi temel sebep ama cinsiyetçiliğin körüklediği her türlü aslında sistem politikası kadına şiddet olarak dönüyor. Yani işte ekonomik krizler, savaşlar, sömürgecilik politikaları, yoksulluk biraz sanki bunları da işin içine katarak yer yer tartışmak gerekiyor şiddeti. Şimdi tarihin bir yerinde aslında bütün bugünün, Yaşanan özellikle kadına dönük, çocuğa dönük ya da dezavantajlı diğer tüm gruplara dönük yaşanan şiddetin e, yaşanmadığı bir e, süreç e, karşımıza çıkıyor. Yani e, özellikle neolitik dönemi e, kazdığımızda ya da o dönemin özelliklerine temel özelliklerine baktığımızda bir kere iktidarcılıktan uzak, e, hiyerarşiden uzak, zor ve baskın olmadığı tümüyle eşitlik ve adaletin hüküm sürdüğü bir toplumsal yapı var. Bu toplumsal yapının temel öğreninin de aslında kadın kimliğinin, kadın duruşunun, kadın yaklaşımının, kadın bakış açısının ve kadın aklının, kadın duygusu ve aklının tümüyle burada bir başat rol oynadığını görüyoruz. Ama sonrasında bu bir şeyler ters gitti ve ilk saldırılan, ilk sömürülen, ilk köleleştirilen e, cinsin e, kadın olması da aslında çok tesadüf değil. E, bugün bütün bir toplumun idarecisinin ya da yönetiminin ya da kamusal alanın yüz, büyük oranlarda erkeklerden oluşmasının e, şiddetin e, körüklenmesine de devamlılığında ya da sistemin devamlılığında ciddi bir etkisi var. Yani bu bir tesadüf olamaz. Yani şiddetin olmadığı dönemlerde kadının başa rol oynarken, toplumsallığı örerken ve toplumu yöneten, idare eden kesimken bugün erkeğin bu rolü çalmış olması ve beraberinde işte savaş, sömürü, katliam ve bütün dünya halkları için, bütün dünya kadınları için tümüyle bir yok edilmenin kader gibi sunulması aslında tesadüf değil. E, tümüyle tarihsel bir gelişim e, süreci ve dayanağı var bunun. E, tarihten bu yana yani erkek egemen sistemin ilk görüldüğü günlerden bu yana kadınlar açısından yaşanan hiçbir şey farklı değil. E, çünkü o e, ilk işte kadının, e, sen de bahsettin yani kapatılması Evlere hapsedilmesi, özel alana hapsedilmesi, bunun tek tanrı dinlerle biraz daha pekiştirilmesi, sonrasında toplumsal cinsiyet rolleriyle ya da kapitalizmle metalaştırılması, bedeniyle, ruhuyla, zihniyle bir bütünüyle metalaştırılması vesaire, Tüm bu saldırılar 5000 yıl önce nasıl yaşandıysa kadın üzerinde bugün aynı şekilde yaşanıyor. Bugün nasıl aile içi şiddet olarak karşımıza çıkan ve kadının katledilmesi sonuçlarını yaşadığımız bütün bu biçimleri biz aslında 5000 yıl önce kadınlar olarak işte Tiamat'ın Marduk tarafından yani oğlu ya da işte kimi kimi hikayelerde babası tarafından katledilmesi arasında hiçbir fark yok. Yani kadınlar açısından 5000 yıldır değişen bir durum yok ve şiddet daha da e, araçsallaştırılmış. Kadının tahakküm altında tutulması, e, hapsedildiği özel alandan çıkarılmaması, kamusal alana bir türlü sokulmaması ve aslında bütün o toplumsal yaşamı öğren kimliğinin üzerindeki kimliğine dönük bütün saldırıların devam etmesi ve bir türlü işte o eşitlik, özgürlük, adalet mücadelesinde kadının toplumsal anlamda hak ettiği yere alamamasının temel araçlarından biri bugün şiddet. Bir yandan da baktığımızda yani günümüze baktığımızda mesela işte ee, siyasilerin açıklamaları yapılan işte büyük kongreler, konferanslar, şiddete sıfır tolerans, şiddetle bu çağda özellikle hani çağın çok ilerici olduğunu söyleyip şiddetin artık sadece bazı işte psikopatlar, dengesizler tarafından uygulandığını söyleyip sanki şiddetin, şiddet gibi sistematik bir sorunun ortadan kalkmadığını söyleyen ama bir yandan da mesela işte ee, geçenlerde sanırım bir veri açıklanmıştı. Sadece 2023 yılı içerisinde dünyada 85 bin kadın öldürülmüş erkek şiddeti tarafından. Yani hani yaralanmalar vesaire diğerleri değil ölümle sonuçlananlar sadece bunlar. Büyük bir kırım aslında kadın kırımı gerçekleşiyor meselenin içinde. Bugün mesela çok naifleştirilerek anlatılsa da durum öyle mi hakikaten? Yoksa başka başka kulvarlardan işin içine başka şiddet çeşitleri de girip çok daha katmerli bir halde mi yaşanıyor şu anda şiddet durumu? Yani aslında az önce de söyledim hani şiddeti tanımlarken ya da buna bir bahane üretirken erkek egemen sistem bunu da bir şey olarak kullanıyor. Yani bunu da manipüle ederek kullanıyor. Yani işte örneğin mesela şeyi söylerler. İşte şiddet sadece sosyoekonomik olarak alt sınıfın sorunu derler ya da sütatü farkı koyarlar ya da işte erkeğin psikolojik ya da işte biyolojik özelliklerinden kaynaklandığını. yani aslında kişiye özgü olduğunu tekil bir durum olduğunu söylerler. Bu şekilde bir politika üretiliyor, şiddet üzerinde ama bunun böyle olmadığı aslında her gün ifşa ediliyor. Ee, örneğin bir avukat kadın avukat ya da işte kadın e, erkek avukat ya da erkek doktor erkek siyasetçi e, yani hangi statüde bakarsanız bakın ya da hangi sosyoekonomik düzeyde bakarsanız bakın hemen hemen toplumun e, toplumu yarısını oluşturan erkeklerin e, bir, bir büyük bir bölümü şiddet faili. Yani bunu sadece işte bir kadın cinayeti işleme olarak biz ele almıyoruz ya da işte sadece kaba dayak, fiziksel şiddet uygulayan kişi olarak ele almıyoruz. Yani bunun birçok ayağı var. Örneğin mobbing bunlardan bir tanesi. Örneğin ayrımcılık bunlardan bir tanesi. Kadının insan hakkı ihlaline yol açan bütün yaklaşımlar. Çünkü biz şiddeti tanımlarken biraz da hani... Şunu söylediniz ki ya kişinin acı çekmesine ya da zarar görmesine sebep olan bütün tutum ve davranışlar özellikle kadın açısından bunu ele aldığımızda ama bütün bu tutum ve davranışların aslında her türden erkeğin her yaştan erkeğin her türlü yaklaşımıyla oluşabildiğini biz görebiliyoruz, tespit edebiliyoruz. Yani bunun psikolojik boyutu var, ekonomik boyutu var. Ve temel olarak aslında bizim hedeflememiz gereken şey işte bunun bir sistem sorunu olduğu ve çözülecekse ancak bunun biz bütünüyle sistemle mücadele ederek çözülebilmesine dönük bir mücadele geliştirmek çünkü bunun tarihsel ayağını da öldüğünüzde ya da ifşa ettiğinizde tümüyle sistem sorunu olduğu açığa çıkıyor ve sistemle beraber bir zihniyet sorunu. Bugün kendi toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden devam ettiren e, ve kadının gerçekten kadını gerçekten kıskacı alan e, çembere alan ve hiçbir şekilde hareket etmesine e, izin vermeyen, nefes aldırmayan, e, hiçbir özgürlük alanı bırakmayan, hiçbir yaşam alanı bırakmayan çok ciddi bir erkek egemen sistem var. Yani bu kapitalizmle de birleştiğinde ya da terkille de birleştiğinde e, ciddi anlamda kadın karımına varan bir boyutta. Yani cins kırım diye bir kavram kullanılır. Sadece kadın cinayetlerini tanımlamaya dönük bir kavramdır. Ama bugün Kürt Kadın Hareketi bunun e, yeterli olmadığını, e, durumu anlatmakta yeterli olmadığını ve bunun aslında bir bütünüyle kadın kırım olduğunu. Yani bu işin savaşta ganimet olma boyutu var. Bu işin pandemilerde ya da işte doğal afetlerde ilk gözden çıkarılan e, kesim, o, Emek pandemilerde ya da işte doğal afetlerde ilk gözden çıkarılan ya da kriz anlarında ilk gözden çıkarılan kesim olma ya da savaşın direkt işte zarar göreni olan e, konumda olma ya da işte e, ekonomik hayatta ya da kapital sistemde emek sömürüsünün ev içinde kamusal alanda ev, emek sömürüsünün temel e, kişisi olma yani bunun birçok boyutu var ve tanımladığımızda e, sadece karşımıza erkek çıkmıyor e, fail olarak bu işin faili bütünüyle aslında bir devletçi sistem, iktidarcı sistem ve bütünüyle erkek egemen sistem. Yani sadece ulus belki ulus devletlerin ya da uygarlığın ilk oluşumuyla birlikte bu sistem örülmeye başlandı ama e, kimi zaman işte ulus devletçilikte de kendini gösterdi. Kimi zaman kendini tek tanrılı dinlerde gösterdi. Kimi zaman kendini felsefede gösterdi. Kimi zaman kendi bilimde gösterdi. Yani işte bir temel deşifre etmemiz gereken temel kod aslında o cinsiyetçiliğin kendisi çünkü her alana yaşamı öğren her alana baktığınızda karşınıza muhakkak bu çıkıyor. Bugün bir anlamıyla mesela ekonomik kriz meselesinde ekonomik şiddet meselesiyle ilgili çok daha fazla geri plandaymış gibi duran ama sanki günün şartları, çağın şartları neyi gerektiriyorsa şiddetin de en derinleştirdiği alanlardan biri olmaya devam ediyormuş gibi şey söyledin ya gerçekten de öyle işte bir pandemi sürecinde ya da normal süreçlerde de öyle bir şirket küçülmeye gidecekse ilk kadın emeğini gözden çıkartıyor ama sadece çalışan yani dışarıda çalışan dışarıda emek verenler için değil ev için de yani sen büyük müthiş bir mesela bu coğrafyada ekonomik kriz var ve işte erkeğin iş bulamaması, çalışamaması, aileyi geçindirememesi yine doğrudan kadına bir şiddet olarak dönmeye devam ediyor. Bir psikolojik şiddet olarak, ekonomik şiddet olarak dönmeye devam ediyor. Aslında ülkelerin durumları geçirdikleri o siyasi politik durumlarda her halükarda kadına bir yerden dokunuyor, bir yerden aslında şiddet haline gelmeye devam ediyor. Ee, çok yoğun aslında şiddet yaşanıyor. Bugün mesela işte Diyarbakır'dayız, burada da öyle. Bu coğrafyada da çok yoğun bir şekilde e, yaşanmaya devam ediyor. Batı tarafında da yine hakeza öyle. Ama sanki toplumun şiddete yönelik algısının değişmesi bu işimi bu kısmı daha da derinleştirmiş durumda. Yani evet işte eskiden beri kadına yönelik şiddette şöyle bir şey vardı. Kol kırılır, yen içinde kalır. Çok böyle insanlar karışmaz da etmezdi. Ama dışarıda bir şiddet vakası yaşandığında toplumun bir refleksi, bir karşı çıkış hali vardı. Bugünlerde ama artık baktığımızda ee, toplumun kendisi de refleksiz kalmaya başlamış gibi şiddete. Aşağı kattan mesela kadının çığlıkları geliyor. Ben karışmayayım diyor, hiçbir şekilde müdahale olmuyor ya da geçtiğimiz günlerde işte kadının, hamile kadının biri sokak ortasında saatlerce dövülüyor ve etraftaki insanlar izliyor. Yani toplum buna karşı bir tepki göstermiyor. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Yani bu şiddet meselesinde toplum refleksinin yeri, önemi nerede acaba? Şimdi aslında bugün şiddet bütünüyle kendi yaşamlarımız açısından da ya da kendi bakış açımızla da normalleşmiş durumda. Bu işin yargı boyutu var, medya boyutu var, kültür boyutu var, aile boyutu var ve bütünüyle bir toplumsal değer boyutu var. Ama bugüne baktığınızda o kadar artık benimsenmiş ve pekiştirilmiş ki özellikle kadın üzerinden o kadar pekiştirilmiş ki işte bahsettiğim gibi sokak ortasında hamile bir kadın yani hamile olmasa bile aslında bir kadın çok yoğun şiddete maruz kalsa bile buna bir refleks gösterilmiyor. Tabii bunun şeyi değil bu bugünün sorunu değil ya da bugün çıkmadı. Bu binlerce yıl boyunca işlenen bir zihniyet, binlerce yıl boyunca işlenen bir bakış açısı ve bir yaklaşım işte ne denir mesela karı koca arasına girilmez denir örneğin ya da işte aile içidir karışılmaz denir örneğin yani bunun temelleri aslında bin yıllardır atılıyor. Bugün sokaktaki, sokakta şiddet gören kadını hiç kimsenin müdahale etmemesinin aslında temel sebebi biraz da bu. Bunun yanında bir de şey var yani bence ülkenin şu an özelde Türkiye'nin belki e, geldiği e, bütün o e, sosyal e, ya da siyasi e, özellikler e, ve koşullar bunu çok tetikledi. Yani ee, şiddet o kadar normalleşti ki artık mesela sadece e, kadınlar açısından zaten normal bir şey değil mi? Mesela kadınlar şey yapmaz bazen bir tokatı bile şiddet olarak algılamaz ya da tanımlamaz. E, zaten hani kadına uygulanabilen bir şey ama ne zaman ki işte şey toplumun diğer bireylerine, e, erkeklere sirayet etti belki o zaman bir e, gündem olabiliyor. Yani bugün mesela kırım boyutunda işte kadın cinayeti yaşanıyor ama toplum ayağa kalkmıyor Kıyamet kopmuyor yani bunun normalleşmeyle e, zihniyetin normalleştirilmesiyle ve pekiştirilmesiyle çok ilgisi var diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. E, bugün kapitalizmin etkilerini şiddetle ilgili etkilerini görmezden gelmek mümkün değil. Çünkü bireyselleştirme üzerinden çok ciddi bir politika söz konusu. Ne diyor? Mesela kadını işte bin yıllardır aslında tahakküm altında tuttu. Bugün belki ater aterkillik ifşa oldu, deşifre oldu ve buna karşı bir mücadele yöntemi ya da mücadeleler gelişti ama kapitalizm bunu hemen evriltti. Şunu söylüyor mesela diyor ki e, kadın da bireydir diyor. Yani kadın kimliğinden bu sefer koparmaya çalışıyor, mağdur kadın kimliği artık e, tutmadığı için kadın kimliğinden bu kez kopartmaya çalışıyor ve diyor ki bireydir, hani eşitlik, hani şeydi, hayat müşterekti deyip kadını da aslında bireyselleştirip e, toplumda bir yer edinmesine e, yol açan bazı şeyler var, bazı e, girişimleri var kapitalizmin. Ve bu şey de yapıyor yani karşılık da buluyor. Bugün işte kadın şiddet gördüğünde müdahale edilmemesinin bir sebebi de belki de bu bakış açısı. Yani bireydir belki de hani kendini de koruması gerekir. Hani kadın özgürdü, hani kadın eşitti ve benzeri aslında çok şey var. Belki sosyolojik olarak, tarihsel olarak bunun ciddi anlamda çözülmesi yapılır. Ama toplumsal değerlerin de bugün kapitalizmin de işinin içine girmesiyle beraber aşınması yozlaşması e, ve kadının artık yani eskiden hani belki bir namustu başkası dokunamazdı e, ya da sokağa çıkamazdı zaten ama bugün sokağa çıktığında aile dışında bir erkeğin ona şiddet uygulaması e, artık tepki tepkiyi e, gerektirmeyen bir durum ama öncesinde namuslu korunması gerekirdi e, ve tepki görüldü bu durum. E şimdi bütün bu değerler de aslında belki aşıldı. Yani doğru ya da yanlış feodal ya da değil toplumsal bazı değerlerin de aşınmasıyla birlikte toplumun duyarsızlaşması, normalleşmesi ve kadına dönük, çocuğa dönük bütün bir şiddetin normalleşmesi, bunun kendisi içinde işte şey sistematik hale getirip bütün yaşama sirayet etmesi. Yani hangi alana bakarsanız bakın şiddet karşınıza çıkıyor. Yani bugün köpeklerin katledilmesiyle ilgili yasa tasarısı da aynı, birbirinden bağımsız değil. Ya da işte doğaya dönük bütün saldırılar da aynı, birbiriyle bütünlüklü bir mesele. Evet, bir anlamıyla aslında diyelim toplumun en çok karşı çıkması gereken, en çok hasta karşıda durması gereken bir meseleyken maalesef ki o sistemin de sürdürücüsü olarak hasta toplumda yaşayan bireylerin özellikle erkeklerin bu konudaki tavırları hakikaten çok daha derinlikli düşünmeye de itiyor insanı bir anlamıyla bazen şeyi düşünüyorsun çünkü yani hani öyle hikayeler öyle öyküler var ki kadınların işte mesela diyor işte sıkıntı yaşadıkça gelip evde beni dövüyordu. Herhangi bir zaten gerekçesi olamaz ama bir rahatlama şeyine dönüşmüş. Erkek için, dışarıda çalışan erkek için, kahvede oyunu kaybediyor, geliyor stresini kadından, çocuktan çıkarmaya çalışıyor. Bunun kendisinin çok sakat bir düşünce tarzı, çok aslında yani insan varlığının varlığına yapılmış büyük bir hakaret olarak görüp karşısında e, durmak gerekiyor. Bunu bu kadar da o söylediğin nokta gerçekten de e, çok çok kıymetli bu kadar da normalleştirmemek, bu kadar da hakikaten basitleştirmemek gerekiyor meselenin kendisini. Çünkü ben biraz da şeyi de görüyorum. Böyle yıllar geçtikçe sanki şiddet sorunu çözülüyormuş gibi bir algı oluşup buna yönelik çalışmalar, bunun söylenmesi, dillendirilmesi, şiddetin aslında işte daha köklü sorunlara dair çözüm üretilmesi yerine daha böyle işte spesifik olaylara indirgenen bir mesele var. Tabi bu konuda devletin ve yargının tutumu da toplumu bir şekilde geri itiyor. Devlet ve iktidar da bu konuda aslında şiddete tavır alınmaması, şiddeti normalleştirmesi konusunda gerçekten elindeki bütün argümanları, bütün araçları kullanıyor bir yerde. İşte diyelim bir dava vardı şimdi ismi aklıma gelmedi ama bir adam kadına şiddet uygularken yoldan geçen bir genç araya girip ayırmaya çalıştığında sonunda ceza alan ve cezaevine giren o olmuştu. Bütün kadın örgütlerinin aslında sahiplenmelerine rağmen şimdi yer yer duyuyoruz da mesela hani niye tepki göstermedin dediğinde diyor ki benim başıma bir şey mi gelsin? Ben mi başımı yakayım? Yani böyle bir şey var. Hani bir kadının e, can sağlığına dair bir tepki gösterirsen, şiddete tepki gösterirsen sanki sen yargılanacaksın. Senin başına bir iş gelecek gibi korkunç bir aslında e, tablo oluşmuş durumda bir yandan da. Geçenlerde bir arkadaşımız anlatmıştı böyle işte mahallede sokağın ortasında adamın biri bir kadını dövüyor. Bütün mahalle balkondan izliyor bunu. En son işte gidip arkadaş tepki gösterdiğinde adama niye böyle yapıyorsun falan diye hani bırakmaya çalışıyor, ayırmaya çalışıyor. Kadını tabii tehdit ediyor, uzaklaştırıyor. O sırada balkondakiler ona sesleniyor. Yapma yapma işte seni de dövecek, sen de hmm. e, arada gideceksin diye. Yani diyor oradakiler ise üç beş kişi olsak zaten adamı orada perişan edeceğiz. Ama sürekli kendini korumaya almaya çalışan, sürekli aslında e, bunun aman bana bir şey olmasın duygusuyla yaklaşman böylesi bir sonuç doğuruyor ama maalesef ki hepimiz senin de söylediğin gibi şiddetin hedefiyiz bir anlamıyla da. Yani her an sokakta yürürken, evdeyken, ekonomik krizin hedefiyiz, psikolojik şiddetin hedefiyiz. Bu, bundan kaçış gerçekten öz savunman düştükçe, örgütlülüğün düştükçe aslında çok çok zorlanıyor. Ama çözümsüz de değiliz. Yani kadın hareketlerinin, feminist hareketlerin çok uzun zamandır sürdürdüğü bir mücadele var. Bu mücadelelerle ciddi kazanımlar da Elde edilmiş oldu. En basit mesela bilinçlenmek bile şiddeti normal bir mesele değil. Bir sistem sorunu olarak görmek bile aslında bir kadın için ciddi bir bilinç sıçraması yaratıyor. Peki ne yapmak lazım? Sen de uzun zamandır aslında şiddete dair çalışmalar da yürütüyorsun. Biraz daha aslında derinlikli olarak baktığımızda şiddeti bitirebilecek mekanizmalar neler neleri inşa etmek lazım hayatta? Yani ne yapmak lazımdan önce şunu söyleyeyim. Az önce verdiğin örnekte, e, örneğin o erkek aslında şunun farkında değil. Yani sokak ortasında evet kadına şiddet uyguluyor ama şunun farkında değil. Aslında e, oranın dışında da kendisi ayrıca bir şiddete maruz kalıyor. E, şiddet mağduru aslında kendisi, sistemin bir şiddet mağduru. E, ama geldiğinde işte zaten ikinci, kadını ikinci cins olarak tanımlar sistem ve der ki yani kadın senden aşağı işte e, sistemin sana uyguladığı şiddeti sen de kendinden aşağısına uygulamalı uygulayabilirsin ya da kadın da işte ne yapar? Kendinden zayıfa, kendinden güçse çocuğa yönelir. Ya e, bu böyle bir sarmal şeklinde gider. İşte bunun bu, bunu bütünlükle ele almamak zaten e, temel sorunumuz. Yani sadece orada işte bir karı koca kavgası ya da işte e, kadın acaba ne yaptı da hak etti de e, o şiddete maruz kaldı tartışmalarından öte bunu bir sistem sorunu olarak ele almak lazım. E, yani e, erkek egemen sistem yaratıldığından bugüne aslında e, kadınlar direnişten ve mücadeleden hiç vazgeçmedi. Belki sistem kendi daha güçlü öldü, e, daha güçlü bugüne getirdi e, ve bugün biraz başa çıkılması da zor gibi görünür ama öyle değil. Tam tersi, sistemin kendisi de aslında artık cinsiyetçilik dediğimiz krizde krizle baş edemiyor. Çünkü teknoloji gelişti, dijital çağ gelişti. Bugün Hindistan'da tecavüze maruz kalan kadın Amerika'daki başka bir kadından değişik yöntemler kullanarak işte şey yapabiliyor, destek alabiliyor, o dayanışmayı örebiliyor ve benim hani şu uzun süre şiddetle mücadele alanında çalıştım ama gerçekten bugün itibariyle hani yasalar, koruma kararları, sözleşmeler, işte kolluk gücünü devreye koyma ya da yargıdan medet umma ki erkek yargıdan tümüyle bahsediyoruz. Yargıdan medet umra, umma, cezaslık politikasıyla mücadele etme, evet bunlar hepsi olmalı ama bir bütünüyle siz sistemi hedeflemediğinizde temelini ateerkillikten, cinsiyetçilikten alan sistemi hedeflemediğinizde bunların hepsi sadece belki bir nebze olsun rahatlama ki rahatlamıyor da yani kadın cinayetleri her gün e, kırım boyutunda artık yaşanıyor, artıyor. Önüne geçilemiyor hiçbir şekilde. Önüne geçilemiyor. Koskoca devletler bir araya gelmiş. Uluslararası sözleşmeler yazmışlar. E, ama bugün kendileri o yazdıkları uluslararası sözleşmeleri tartışmaya açıyor. Kimi kaldırıyor, kimi destekliyor. Vesaire yani aslında sistemin kendisinin yarattığı aygıtlardan medet ummadan kendi öz savunmamızı geliştirmek, onu bilince çıkarmak, onu açığa çıkarmak ve bunu örgütlü bir şekilde yapmak. Yani mesela şey olduğunda düşünün, az önce verdiğin örnekte orada işte tek bir kadının belki karşı çıkması onu hedef haline getirir. O şiddet faili erkeğin hedefi haline getirir. <laughs> ya da sonrasında işte sen niye karıştın, aile içiydi vesaire toplumsal olarak belki yargılayan bir yerde tutar ama düşünün ki o mahallenin bütün kadınları o anda birleştiğinde bu bilinçle öz savunma bilinciyle birleştiğinde bir araya geldiğinde ve o kadını oradan çıkardığında o şiddetten çıkardığında nasıl bir sonuç yaratılacaktı. Yani bunun e, örgütlenmekten başka, birlikte hareket etmekten başka, dayanışmaktan başka bir formülü yok gibi geliyor bana. E, çünkü bütün dünya kadınları açısından ele aldığınızda yani şeyler geliyor. Mesela Me Too hareketleri var. Yani evet ben de şiddet gördüm diyor. Ve şey çok benzer. Yaşadığımız yani evrensel olarak biz mesela 5 kategoride ele alıyoruz diyoruz ya. Yani çünkü bu şeyden kaynaklanıyor. Yaşadıklarımız çok benzer. Hepimiz aslında farklı ülkelerde, farklı yerlerde, farklı kültürlerde yaşıyor olsak da yaşadığımız şey sonuç itibariyle aynı bizde yarattığı duygu sonuç itibariyle aynı. Biz de kendimizi o gördüğümüz şiddetten sonra ikinci cins olarak bazen görebiliyoruz. Bazen o başa çıkma gücünü kendimizde göremiyor, göremeyebiliyoruz. Ama bunu bütün dünya kadın hareketleriyle ya da bütün o işte Hindistan'da direnen kadınlarla aynı duyguyu paylaştığımızda bütün o güç aslında açığa çıkıyor. Yani güçten kastım o bütün bu erkek egemen sisteme karşı durabileceğimiz temel bizi motive eden şey duygu öyle söyleyeyim ve birlikte hareket etmek bunu örgütlü bir şekilde yapmak bugün bizim belki de tek çıkış yolumuz biliyorum programımızın sonuna geldik biliyorum çok uzun bir konu aslında ve hepimizin canı çok Derinden yakan, sıkan meselelerden biri. Belki aslında şiddetin hala çok şiddetli bir şekilde yaşandığını sürekli akılda tutmak ve buna karşı sürekli aslında mücadele ederek e, geçirmek gerekiyor. Umarım diğer programlarda üstüne biraz daha konuşma şansımız olur. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, Bir Bilgelikle Mahalle programında sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, bilgelikle kalın.